What's up guys? We gotta get back to the work again. Dostlar, bugün tekrar bir video çekmek için karşınızdayım ve bugünkü videonun konusu neden 2020 hayatımın en muhteşem ve en berbat yılıydı adlı videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada saat burada tam 6. 6'da kalkıp video çekmeye başladım çünkü yeterli zamanım yok ve 6'da kalkarak, yani 5'te 6'da kalkarak kendime zaman yaratmaya çalışıyorum. Günlük yaşamdan almayıp fazladan, hani mesela 7'de kalkıyorsam saat 5'te 4'te kalkıp hani oradaki zamanı oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoların devamını daha hızlı bir şekilde görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bana bu yolda desteğini her zaman gösteren sponsorumun öyle diyoruz. Sponsorumun arkadaşlar, abimin, isterim sen de şuraya bırakacağım, kendisine bizi ziyaret edersiniz. Kendisi çok başarılı bir kuafördür bu arada. Videoya geçelim. İşte dediğimiz gibi, konudan ilk başta söyledim zaten. Neden 2020 hayatımın en güzel ve en berbat yılı? Şimdi şunu açıklıyorum, hani sırayla gideceğim. Hayatımın hem güzel yanlarını hem de kötü yanlarını şurada size açıklayacağım. Arkadaşlar, hayatımın en güzel yanının olması, baştan başlayayım arkadaşlar. İlk başta bu ben yurttaydım. Hani yurtta olduğum için o kadar bıkmıştım ki yani artık kafayı yiyecek hale geldim. Bu kafayı yiyecekken yani zaten 2020 ilk başta iyi geçmiyordu benim için yani. Çok kötü. Zaten o öğrenci yurdunda kalanların öğrenci yurdunun ne kadar illet bir yer olduğunu da bilir zaten. O yüzden böyle bir kötü bir ortamdayken, bu kadar ev hasreti çekmişken, bir saat ev hasreti için, bir saat evde vakit geçirmek için neler vermeyen bir insandım yani. Böyle bir şey olunca pat diye 2 ay 3 ay tatil olduğu zaman bu bana altın yerine geçmişti. Aynı şekilde ve bir gün aynı bu şekilde bıkmışım arkadaşlar. Ondan sonra bir haber geldi. Okulların tatil olduğunu. Durmuyorum. Hemen aldım çantamı, çıktım yurttan. 2 saatlik bir yolculuğun ardından geldim şehir merkezine. Hemen gittim spor salonuna arkadaşlar. Hemen gittim sporumu yaptım. Sporumu yaptıktan sonra, bu tabii Ocak ayında oluyor. Sporumu yaptıktan sonra bir telefon daha geldi. Yurda eşyalarımızı toplamak zorundaymış. Ya daha kaynar suda kafadan döküldü. Ne diyorsunuz lan dedim. Neyse. Bundan sonra okulun kapanması bu altın değerindeydi. Okul kapandı. Okul kapandıktan sonra ben kendimi hani evde böyle kendimi daha vakit ayırabilecek düzeye geldim. Hani kendime vakit ayıramıyordum. Ben çünkü okul zamanı, şu aralar okul olsa yine o kadar çalışamam da, okul zamanı ben inanmazsınız belki ama haftada 90 saat çalıştığımı bilirdim. Hakikaten 90 saat çalıştığımı bilirdim arkadaşlar. Yani abartmıyorum ama bak, çünkü yurtta hem spor yapmak zorundaydım, hem sınavlara çalışmak zorundaydım, hem de ayrıca bu üniversite sınavına çalışmak zorundaydım ve 90 saat çalışmak zorundaydım ve 90 saat bir de her gün yani 5'te kalkıyordum. Tam 5'i 5 kişi alarmlarım var benim çünkü bir takım sebeplerden dolayı öyle yapmam gerekiyordu. Yurtta 5'te kalkmam gerekiyordu, evet. Ondan sonra bu yurt hayatı aniden bitince, okul hayatı aniden bitince kral bendim. Kendi dünyamın kralı bendim artık. Ondan sonra okul kapandıktan sonra evlere çekildim ve 2020'de vücudumun ulaştığı en güzel ve en yağsız şekline ulaştım arkadaşlar. Vücudumun en yağsız şekline ulaştım. Yani spor hayatından bakarak da benim için en güzel yıldı aslında. Aynı zamanda 2020'de birçok hayalimi gerçekleştirdim. 2020'de hayallerimden bir tanesi şuydu. Küçüklükten beri benim böyle farklı milletlerden yabancı arkadaş yapma hastalığı var. Sigara için adam gibi arkadaşlar, duramıyorum, anladınız mı? Yabancı arkadaş yapmadan duramıyorum. Öyle bir şeyim var arkadaşlar, hobim var. Hobi lan. Hobi, normal olan. Neyse. Ondan sonra ben bunu zaten her zaman dediğim gibi, belki sizin için saçma gelebilir ama arkadaşlarıma dediğimde şu ülkeden milletten arkadaş yapacağım, bana şey demişler, çok iyi hatırlıyorum, yapamazsın, edemezsin. Yani nereden bulacak lan, bir senle niye konuşsun, Amerikalı diyordu, senle niye konuşsun falan diyordu. Tamam dedim. Ondan sonra arkadaşlar karantinaya bir girdik, tam 30 farklı milletten arkadaş yaptım arkadaşlar. 30 farklı milletten arkadaş yaptım. Bu benim hayatımın en güzel başarılarından bir tanesiydi. Çok küçüklükten beri en büyük hayallerimden bir tanesi olunca insanın belki size çok büyük bir şey olarak gelmiyor. Ama benim en büyük şey olanından bir tanesiydi. Ve dostlar, karantinada çok tatlı bir insanla tanıştım. Ve o benim hayatımı değiştirdi. Yani yabancı. Onunla tanışarak
hayatımın en güzel yani şeylerinden bir tanesini aldım. Mart ayında tanışmıştık şeyde. Ne derler? Karantina girince. Karantina girince bu Instagram'dan yaza en az onunla tanıştıktan sonra biraz güzel oldu. 3 ay falan da mesaj çıktı zaten. Neyse ondan sonra yaz ayı geldiğinde dostlar yüzme olarak yüzme yeteneğimin en iyi seviyesindeydim. Yüzmemi çok daha güzel geliştirdim ve aynı zamanda vücudumun çok daha yağ yakmasını ödedim. İşte şu an kötü yanından bahsedeyim size. O karantinaya girdikten sonra zaten karantina 2020'nin en kötülerinden bir tanesiydi. Hani onun hissettirdiği olay beni güzel hissettirdi. O farklı. Çünkü değişik bir şeydi. Neyse o karantinaya girdiğimizde benim vücut bayağı yağlanmaya başladı. Evde spor yapmaya devam ediyordum. Ama bilmiyorum bir şekilde yağlanmaya başladı. Ondan sonra yaz ayı geldiğinde o hiç anlamadım nasıl yaptım bunu. Yanlışlıkla yağ yaktım. Yani benim de haberim yok yağ yaktığımdan. Yüzerek o yağları çoğunu yaktım. Yağları yaktıktan sonra şu an tekrar bir üstünde devam ediyoruz. Neyse yaz ayı geçtikten sonra bir takım ağır çalışmalar geldi. Ve ağır çalıştığım için yani bu zamana kadar çalıştığımın en ağırını çalıştım. Gerçekten bu seneki çalışmalar bayağı zordu. Fiziksel bir çalışmaydı. En zorunu yaşadım. Bu da kötü yanlarından bir tanesi. Ondan sonra tekrar geldiğinde 2020'nin güzel yanlarından bir tanesi şu. Hayatımdan birçok gereksiz insanı atmıştım arkadaşlar. Biraz geç de oldu. 2020'nin sonlarına doğru olsa da hayatımdan birçok gereksiz insanı attım. Ve öyle olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Neyse çok önemli değil. Tekrar geldiğinde zaman geçtikçe arkadaşlar okul falan kapandı ve ben bu üniversite sınavlarıma kendimi daha iyi verebildim. Ve dostlar 2020'de hiç olmadığı kadar İngilizce ve dil yeteneğimi geliştirdim. Hiç kağıda bakmadan Japonca, Endonezya ve İspanyolca ezberledim. Öğrendim az buçuk ama yanlışlıkla hiç kağıda bakmadan. İspanyolcayı abimden dolayı öğrendim biraz. Sürekli konuşuyor konuşuyor. Duya duya yanlışlıkla öğrendim. Endonezya'yı bu sene bir tane kız arkadaş yaptım. Bu da güzel yanlarından biri. Ve onun sayesinde biraz Endonezya öğrendim. Japonlarla Japonca'yı da arkadaşlar bu 2020'nin sonlarında bu aşırı bir şekilde Japonlarla konuşmaya başladım. Çünkü Japon insanları seviyor arkadaşlar bizi. Türk kızları sevmiyor ama Japon kızlarının eli bayağı yüksek. Neyse konumuz bu değil. Hiç olmadığı kadar İngilizce seviyemi ve dediğim gibi diğer dilleri de geliştirdim. Yani aslında aynı zamanda 2020'de bir şeyler başarmaya dair inancım da bayağı yükseldi. Çünkü gerçekten bayağı bir şeyler başarmıştım. Yani çoğu insan, çoğu arkadaşım 2020'de dökülürken ben aslında zirveye doğru çıkıyordum. Çünkü ihtiyacım olan şey buydu. Ve aslında insanların çoğu da soruyor zaten. Yani açıkladım zaten, yarım saattir açıklıyorum ama hani insanlar soruyor ya evden dışarı neden çıkmıyorsun falan diye, tamam mı? Yani evde insan hiç kimse sıkılmaz. İnsan evde sıkılmaz. Bir yıldan beri evin hayalini kurduysan insan evden sıkılmaz. Çünkü o yurtta ben bir seneden beri evin hayalini kuruyordum. Hani belki dersiniz hani dediğin kadar kötü değil ama belki aranızda vardır hani yurtta kalan öğrenci yurdunda, lisesinde falan. Ama dediğin kadar kötü değildir falan diyebilirsiniz. Benim için kötüydü dostlar. Benim için çok kötüydü. Gerçekten. Kötü yanlarından bahsetmeye devam edecek olursak 2020'nin genel olarak ne kötü olduğu belli işte. Depremiymiş, koronavirüsüymüş. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben sadece bunlar da hepimiz, bütün insanlık için kötü ama ben sadece benim kendi kişisel olarak kötü taraflarından bahsettim. Buraya kadar izlediyseniz size çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü abone olduğunuz zaman benim videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar oluyorsunuz. Abone olmak istemezseniz bile like atın. Yorum yapın ki ben de kendi çapımda motive olabileyim. Kendi çapımda bir şeyler yapabileyim. Beni motive edin, gaza getirin arkadaşlar. Bak saat şu an sırf video çekmek için 6'da 5'te kalktım bak, yemin ediyorum. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Hadi bakalım. Beni geliştirin, destek verin. Ben de size elimden geldiğince video çekmeye özen göstereyim. Instagram hesabından da şuraya bırakacağım Instagram hesabını. Takip etmeyi unutmayın. Her gün motivasyonlu, bol içerikli, güzel videolar paylaşıyorum. Ve story atıyorum. Günlük story atıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Altyazı M.K.